Evet, gerçekten Şerbedet'in insanlık tarihi açısından çok önemli bir yeri olan bir zat. Fakat toplumsal olarak Şerbedet'inle ilgili fazla toplum hafızasında bir bilgi yok. Şerbedet'in söylemleri, hayata bakışı, insanlığa bakışı, sadece onun bir efendim, felsefik bir inanç çerçevesinde görmek de etik doğru değil. Her anlamda insanları uyandıran, efendim de beni kara toprakta değil, hakkı anlamış insanların gönlünde arayın diyen bir mantıkla görülen bir zat insan. Ki Şerbedet'in gerçekten eşi benzeri olmayan, Alevi tarihinde de büyük bize destan olan bir insan, bir figür. Onun için ki bu çalışma çok önemli. Çok önemsiyoruz böyle bir çalışmanın yapılması Şerbedet'le ilgili ve bu gibi insanlarla ilgili. Biz Garip de Dergahı olarak aynı zamanda diğer kurumlarımızla beraber etkin bir şekilde destek veriyoruz. Şerbedet'in toplumla görüştürülmesi lazım. Evet, bazı üst kademedeki olan insanların Şerbedet'ini çok etkin bir şekilde görüyorlar, biliyorlar ama şu an toplumun denilebilir ki %70-80'i Şerbedet'le ilgili bir fazla bir nasıl söyleyeyim, bir diyaloğu yok. Bu film buna vesile olacaktır. Aynı çerçevede senaryoyu yazan arkadaşlarla görüştüğümüzde çok yoğun bir şekilde, güzel bir şekilde anlatımlar var. Alevit'le ilgili, insanlıkla ilgili, yarın gayrı, yanağından gayrı her şey ortaktır mantı çerçevesinde Şerbedet'inden Mazlum Doğan'a çerçevede geçen bir güzel bir söylem olacak, film olacak. Biz emeği geçenler herkese teşekkür ediyoruz. Toplumun uyanması için bu üzerimize atılmış kara toprağın kaldırılması açısından çok çok önemsiyoruz. Hak cümlenin yoldaşı olsun, bu zata Hızır arkadaşların yoldaşı olsun. Ama biz bunu da biliriz ki biz birbirimize yardımcı olursak Hızır da cümlenin yardımcısı olur. Allah'a eyvallah. Yaşanmış bir tarih ama bugüne aktarılması konusunda elbette herkesin mutlaka orada düşünmesi gerekiyor. Olsaydı belki çok farklı bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık. Ama ilginçtir abi. Gecikmiş de olsa bir adım atılıyor bugün. Sinema kolektifinin bu anlamda attığı bu adımı ben hakikaten çok önemsiyorum. Bu ülkede bir Yılmaz Güney'i yaşandı. Ama Yılmaz Güney'i aşan bu anlamda sinemada ortaya çıkmış bir çalışma daha bugüne kadar gözlemlenmiş değil. Veya tanıklık edemedik. Tarihimiz aslında çok köklü bir tarih. Şeyh Bedrettin'den bahsediyoruz, yüzyılların tarihi. Ama bu yine aktarılırken son yüzyılda bu topraklarda, bu coğrafyada yaşananlar, destansı direnişler, mücadeleler, belki de yarına ışık olabilecek şeylerdi bunlar. Bunlar yeteri kadar, evet yeteri kadar belki aktarılamadı, sinemaya aktarılamadı. Bu anlamda bu çalışmayı ben önemsiyorum. Dilerim ve umarım sonuç alıcı olsun. Evet, yani zor bir dönem yaşıyoruz. Kısıtlı, sınırlı imkanlarımız var. Ama en zoru da evet, sonuçta öyle bir sistemde yaşıyoruz ki alternatif bir çalışma ortaya koyabilmek. Artık düşünen insanlar, yazan insanlar, şarkı söyleyen insanların daha çok baskılandığı bir süreç, bir karanlık süreç. Bu karanlıktan bir şey çıkar mı? Bu konuda cesaretli olmak lazım. Ben bugün bu cesareti seziyorum. Bu cesaretli bir adımdır. Bu anlamda bu çalışmaya gönül vermiş ve emek katacak olan bütün arkadaşlarımızı şimdiden kutlamak istiyorum. Umarım dediğim gibi sonuç alıcı olur. Biz de elimizden gelen desteği sunacağız bu arada. Peki Şerbedet'in direnişi günümüze yansıyor mu? Eksik kalan odur dedim. Belki onu dedim yani bugüne yansımış olsaydı belki her şey çok daha farklı olabilirdi. Ama son 3 yılda bu ülkede yaşanan durumlar, gerçeklikler tam da bu direnişi hem Hüseyin'i bir direniş hem de Şeyh Bedrettin'in başlattığı bu direnişin günümüze yansıması konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bu belki sinemada bu aşılırsa yani sinema adına bu tür çalışmalar çoğalırsa eminim ki bu anlamdaki bu açık da bir şekilde kapanmış olur. Ama eksik kaldığımız bir gerçek. Bu eksiği tamamlamak zorundayız.
hayatın bütün alanlarında olduğu gibi kültürde, sanatta, müzikte yetersizliklerimizi aşmak zorundayız. Yetersiziz, evet. Yani bu konuda her alanda olduğu gibi bu konuda da sinemada yetersiz kaldığımız bir gerçek. Mesela Dersim tarihini göz önünde bulunduralım. Dersim 100 yıllık işte bir tarih. Son 80 yıllık tarih boyunca bugüne kadar Dersim'le ilgili elle tutulur bir çalışma ortaya çıkmış değil. Çok yazıldı. Çok belgesel çekildi ama Dersim bir dünya olayıdır, bir insanlık olayıdır. Bu sorunu dünya sinemasına aktarmak, dünya çapında bir mesele olarak dünyanın gündemine taşımak önemliydi. Yapılamadı. Bu bizim belki, yani her zaman söylüyorum, imkansızlıklar falan deniyor ama yetersizliklerimizle ilgili bir durum. Biraz cesaretli olsaydık, biraz cesaretimizi toplamış olsaydık bugüne kadar bu anlamda da çok iyi eserler ortaya çıkabilirdi. Ben kutluyorum. Hakikaten umutluyum. Yani bu tarihsel direnişi, bu destansı direnişi bir şekilde sinemaya uyarlayabilirsek bu geleceğimiz için, kültürümüz için, halklarımız için büyük bir kazanım olacaktır.